Donuk omuz, donmuş omuz dediğimiz hadise omuz bölgesinde ağrıya ve hareket kısıtlılığına neden olan sebeplerden bir tanesidir. Özellikle kişi ağrı ve hareket kısıtlılığı ile karşımıza gelir. Genellikle hastaların hikayesine baktığımızda çok belirgin bir hikaye yoktur. Hasta genellikle bir yere erişirken aniden omuzuma ağrı girdi veya taşındıktan sonra biraz fazla omuzumu kullandım doktor bey ve ondan sonra ağrım başladı diye karşımıza gelir. Hastalar ilk başta ağrıyla ortaya çıkar bu hastalık. Hastalar ağrıdan şikayetçidir. Hasta kolunu nereye koyacağını bilemez. Geceliğin yattığında sağa dönse ağrısı vardır, sola dönse ağrısı vardır ve ağrı en önemli komponentidir. Bu hastalık genellikle belli bir nedene bağlı değildir. Ama sekonder donuk omuz dediğimiz hadiselerde ise genellikle bu hastalar diyabetik hastalar olabilmekte, tiroid bozukluğu hastaları olabilmekte, boynunda servikal problemi olan hastalarda görebilmekteyiz, kalp ameliyatı olmuş hastalarda görebilmekteyiz. Bu hastalar daha sık olarak donuk omuz olarak karşımıza gelebilmekte. Donuk omuzun ilk evresi enflamasyon evresidir. Biraz önce bahsettiğim gibi ağrılı evredir. Bu evrede omuzda bir enflamasyon, ödem vardır ve ağrı karakterizedir. İkinci evremiz ise ağrılı sertlik evresi dediğimiz evredir. Bu evrede hasta artık omuz hareketlerinde kısıtlılıkla karşımıza gelir. Hastanın ağrısı belli bir seviyede vardır ancak kısıtlılık daha ön plandadır. Özellikle kolu yukarıya kaldırmada ve rotasyonunda problemler ortaya çıkar. Ağrı ne zaman oluşur? Hasta daha fazla omuzunu yukarıya doğru kaldırmak istediği zaman ağrısı ortaya çıkar. Bu sertlik evresidir. Donuk omuzun tedavisi nasıldır? Donuk omuzun birinci olarak tedavisi konservatiftir. Özellikle ağrılı evrede ilk 4-5 aylık evrede kesinlikle cerrahi tedavi önermiyoruz. Bu hastalarda özellikle fizik tedavi, sinir blokları ile beraber ağrının giderilmesi ve fonksiyona yönelik fizik tedavi yani hareket genişliğinin sağlanması en önemli amacımız. Eğer bundan fayda sağlamayan hastalar varsa ve problemi devam ediyorsa o zaman biz bu hastalara sosyal hayata daha hızlı dönebilmesi, fonksiyonları daha hızlı oluşturabilmek için operasyon öneriyoruz. Operasyonda ise kapalı yöntemle kapsülü belli bölgelerden keserek rahatlatıyoruz. Mevcut olan başka patolojiler varsa bunları ortadan kaldırıyoruz ve bu şekilde daha sonra yeniden fizik tedavi vererek hastaları tedavi etmeye çalışıyoruz.